Benim bu programa çıkmaktaki amacım gelirken hani insanlara bir umut olabilmek için. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Ne bu durumu yaşayanlar veya aileleri. Yani bunun biraz üzerine gidilsin, biraz gayret gösterilsin. Doğru tedavi, doğru ilaçlar bu durumu yaşayan kişinin gayret göstermesi gerekiyor. İyileşmeyi istiyorsa zaten iyileşecektir. Süreç içerisinde mutlaka belli bir iyilik seviyesine gelecektir. Bunları söylemiş olman ve bunları söylemek için gelmen bizim için önemli. Biz de bu arada ekip olarak hem senin bu gücünü hem de seninle gideceğimiz bu süreci nasıl ele alacağımıza baktık durduk süreçte. Bu süreçte sana eşlik eden meslektaşım Eda'yı davet edeceğim. Bizi zaten oradan izliyor. Eda. Gel lütfen. Merhabalar. Şimdi biz aslında konuklarımızın vedasından sonra konuşuruz ya, hani bu evden Onur nasıl geldi geçti diye. Ben istiyorum ki bu kadar desteği güzel almış ve bugün de herkese destek vermek isteyen konuğumuz için onun yanında da konuşalım. Onur'un dönüşümüyle ilgili ne düşündün, nasıl hissettin? Burada olmanı çok önemsiyorum aslında. Hani biz gittikten sonra Gökhan'la baş başa konuşuyoruz ama buradasın, o yüzden sana direkt söyleyeyim Tamam, istiyorum. dinliyorum hocam. Hani sana aralarda söylediğim bir şey de, senin burada olmanı çok kıymetli buluyorum. Çünkü Teşekkür ederim. insanlara bunun nasıl tedavi edilebileceği, tedavi olunduğunda aslında hayata nasıl devam edilebileceği ile ilgili çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden de buradaki varlığın, paylaşımların için müteşekkirim kendi adıma. Birçok insanın evine bu bilgiler gidecek. Senin yaşadıkların onları aslında hem ilham olacak hem de umut olacak diye düşünüyorum. O yüzden çok kıymetli buradaki varlığın. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan, sizlerle tanışmaktan, yani bu program yapmaktan mutluyum gerçekten. Şeyin de farkındayız. Onur'un hayatında duyguları dışarı çıkartmanın yollarından bir tanesi şiir olmuş. Edebiyat olmuş aslında. Evet. Bir şiiri vardı. Gördüğümüz anda gerçekten çok güzel yazıyorsun bence bu arada. Hocam teşekkür ederim. Biraz yazarken özgün olmaya, orijinal olmaya ve gerçekten bir çay demler gibi veya filtre kahve yapar gibi böyle damla damla yaşıyorum. Yüreğimden, beynimden, düşüncelerimden süzüp öyle dökmeye çalışıyorum kendimi. Yanarken miydi o şiir? Yanarken hocam, evet, o şiirin adı Yanarken. Var mı sakınca bize okumanda Yok ya da hocam, söylemende? tabii ki okuyabilirim. Yani çok iyi okuyabildiğimi iddia etmiyorum ama elimden geldiğince okumaya çalışayım ben size. Şiirin adı Yanarken. Ellerim zamana dokunabilir mi acaba? Duman içinde tüterken ve ağır bir yalnızlık. Öyle ki Tanrı kadar, öyle ki kafam kadar. Şizofrenide sanat, edebiyat çok temel yerler. Onur'un da tutunduğu yerlerden biri olmuş şiirle. Bir diğerinin belki işte resimle tutunduğunu da biliyoruz ama şizofreni ve sanat bağlantısı üzerine bir şeyler söyleyelim mi beraber? Söyleyelim, çok kıymetli aslında Onur'un şiirle bağlantısı nasılsa. Çünkü insan kendini nasıl sözü olarak ifade ediyorsa sanat yoluyla da ifade ediyor. Yani nasıl bir şeyleri anlatırken anlarız. Aa, böyle demekmiş, benim için böyle bir şey ifade ediyormuş. Aslında şiir yazarken de insan kendisini anlamak için bir araç olarak onu kullanıyor. Ya da bir resim yaparken ya da bir şarkı söylerken ona iyi gelen bir şeyle aslında meşgulken kendisini anlama şansı oluyor. O yüzden de bunun iyileştirici bir yanı var. Yani sanatın iyileştirici bir tarafı var. Ve bunun çok güzel örnekleri var. Bizim kültürümüzde Mazhar Osman Türkiye'de ilk modern psikiyatri hastanesini kuran doktor. Ve onun hastaları işte Fikret Muallağ, Neyzen Tevfik, yani bu bahsettiğim isimler hem Türkiye'nin çok önemli sanatçıları ve çok önemli değerleri de. Mesela Fikret Muallağ şey diye bilinir, böyle çok renkli, İşte sürekli Paris sokaklarını çizen bir ressam olarak bilinir ama kimsenin bilmediği bir taraf, belki Mazhar Osman'ın şahit olduğu taraf, bir de o renkli dünyanın dışında Albastı defterleri vardır. Bu defterlerde sadece karanlıklar, canavarlar ve kendinin belki o tarafını gördüğü ve çıkartabildiği bir alan olarak kullandığı yer sanat ve resim oluyor. Bir iyileşme çabası, insanın kendini tamamlama, fark etme çabası olarak da aslında ortaya çıkıyor sanat. Hani belki sen bu noktada bize bir şey söylersin Onur. Hani o şiirlerin senin hayatında nasıl bir yeri var? Hocam şiirlerin, ben ilk şiirimi 10 sene kadar önce yazdım. Kırmızı Örümcek. 10 sene kadar önce yazdım. Ve hoşuma gitti.
güzel bir şey çıktı ortaya dedim. Duygularımı ifade ettim. Kendi hissettiklerimi ifade ettim ve bunu bir yazıyla, bir şiirle ifade ettim. Hoşuma gitti. Yani bir sanat terapi çalışmaları da vardı. İşte derneklerimizde o çalışmalara da katılırdık. Mesela dernekten de yazmaya başlayan arkadaşlarımız oldu. Eskiden yazan arkadaşlarımız vardı. Yeni yazmaya başlayan arkadaşlarımız oldu. İşte kitap bastırdılar, yazıyorlar vesaire. Gerçekten ben de böyle hani sadece kendi yazmam da değil. O arkadaşları görünce ekstra bir seviniyorum. Daha mutlu olmuş, daha bir rahatlamış, daha iyi hissediyor kendini. Mesela bir arkadaşımız da 45 yaşında gitar çalmayı öğrendi kendi kendisi. Mutlu oluyor o da gitar çalmayla. O da öyle biraz daha iyi hissettiğini söylüyorken. Kafamı dağıtıyorum diyor, mutlu oluyorum diyor. Bir vakit değerlendiriyorum diyor. Diğer arkadaşımız ben de yazıyorum bak diyor kitabım var diyor ne güzel diyor. İnsanlar okuyor ben de mutlu oluyorum diyor. İnsanın kendinin neden keyif aldığını bilebilmesi çok temel bir beceri. O yüzden de biraz buna dönüşte. Yani hakikaten çocukluğa dönüş gibi de ben bundan keyif alıyorum demek aslında hayatını ona göre organize etme becerisi de. Yani o yüzden de sanat terapisinin bu noktada çok büyük bir işlevi var. Kesinlikle öyle. Bir de gerçekten orada çocukluğu da telafi ederek, sadece hastalıkla tanımlanmayarak da hayat içerisinde başka renklerin olduğunu da göstermek. Hem de bu hastalığın etkisini de dökebilmenin bir yolu bu. Niye anlatıyoruz bu kadar çok? Bir şizofren deyip sadece bir tanıdan ibaretmiş gibi insanları bir yere almak değil, farklı renkleri de görebilmek için. Bu onur için edebiyat. Belki bir diğer şizofreni yaşayan insan için müzik. Bir diğeri için resim ya da başka alanlar, bir diğeri için dans. Ama biz bu önyargıları kıralım. Önyargılar deyince, üçümüz aramızda da konuştuk daha önce, çok fazla önyargı var. Onların bazılarını Onur çok gülüyor da artık. Hani senin hayatın şöyle mi, sen de bu mu? Mesela ilk aklına gelenlerden söylesene. Hocam işte ne görüyorsun diye sorarlardı. Hep ne görüyorsun, ne görüyorsun, ne görüyorsun? Hiçbir bir tane de ne hissediyorsun diye soran olmadı mesela. Herkes ne görüyorsun diye soruyordu. Ne görüyorsun daha önemlisi bence ne hissediyorsun. Tabii insanlar onu da merak ediyor şimdi. Hani ön yargılar böyle tabii. Şizofreni deli. Şizofreni zeka geriliği olan insan değil. Şizofreni deli değil. Şizofreni risk zarar verir. Hayır efendim. Tedavisine oluyorsa, ilaçlarını kullanıyorsa zarar da vermez. Yani neden zarar verir? Fayda vermeye çalışıyoruz dünyaya ve insanlara. Faydalı olmaya çalışıyoruz.